Herkesin sorduğu, merak ettiği o soruya geldik sonunda. Neden şöyle çıkar çıkmaz peynir ekmek gibi satacak ucuz bir tok modeli göremiyoruz? Her şeyden önce mevcut tokların neden ucuz olmadığını anlamamız lazım. Tok'un şu anda biri satışa çıkan, biri de daha yeni tanıtılan iki modeli var. SUV modeli T10X ve Fastback model T10F. Bu otomobillerin markaları dışında en büyük ortak noktaları C segmentinde yer almaları. Bu da giriş seviye bir otomobilden daha pahalı olmalarına neden olan ilk sebep aslında dostlar. Otomobillerde segmentler alfabetik sıraya göre gidiyor. İşte A, B, C, D, E, F, G, J, M ve S segmentleri var. Şu an edek bildiğimiz TOG'un C segmentinde olan her iki modeli kompakt sınıf ya da böyle alt orta sınıf olarak geçiyor. Bu segmentteki araçlar SUV, sedan ya da fastback gibi hacimli oluyor. Ancak 7-8 kişiyi değil de 2 çocuklu bir çekirdek aileye yetecek kadar yolcu taşıyabiliyorlar. İşte bu C segment arabalar alt orta diyebileceğimiz D ve hatta üst sınıf E segmentindeki bazı özellikleri sunabiliyorlar. Ancak ekstra para öderseniz, yani opsiyonel. Mesela koltuk ısıtması, iyi ses sistemi ya da sürücünün hakimiyetini arttıran şerit takip asistanları gibi bunları sıralayabiliriz, çoğaltabiliriz. TOG'un fiyatının ucuz olmamasının bir diğer sebebi de tedarikçiler. Mesela motor tedarikçisi Bosch, yani Alman firması. Ve bir motoru dışarıdan almak kendi ürettiğiniz motora kıyasla her zaman birim maliyeti yükseltiyor. Bu da fiyatı doğrudan etkiliyor. TOG'un pek çok tedarikçisi var. Örneğin arabalardaki metal saçların ağırlıklı olarak Bursa Gemlik'teki yerel tedarikçilerden alındığını biliyoruz. Yani bu konuda TOG'a bağlı bir üretim yok. Satın alma var ve bu da maliyeti yükseltiyor, takdir edersiniz ki. Diğer taraftan bir de elektrikli otomobilin motor kadar önemli parçası bataryalar var biliyorsunuz. Maliyetleri inanılmaz derecede yüksek iş batarya üretmek, hatta değiştirmek bile çok pahalı. Tabii ben bu pahalılığı öyle siz yüksek fiyatlara ikna olun diye söylemiyorum. Bu sektörel bir gerçek. Elektrikli arabaların en büyük sorunu da bu zaten. Üreticisinden sahibine kadar herkesi çok ciddi bir masrafa sokuyor. Bir elektrikli araba falan aldınız diyelim, en iyi ihtimalle 8 yıl sonra bataryayı değiştirirken arabaya ödediğiniz paranın çeyreğinden yarısına kadar değişen tutarlarda bir kez daha böyle batarya için para ödemek zorunda kalıyorsunuz. İşte hem TOG T10X'in hem de TOG T10F'in pahalı olma sebebi temelde bu segment meselesi ve tedarikçiler. Bazı uzmanlara göre TOG T10X'in fiyatı çıktığı dönemde aslında çok da yüksek değildi. Ama gel gelelim, insanların hala satın alabileceği daha ucuz elektrikli arabalar da var. Daha ucuz A ve B segmentinde otomobiller var Türkiye'de. İşte şimdi sorumuz biraz değişti. Neden önce A veya B segmenti yerine C segmenti satışa çıkarıldı? Bunun aslında 3 tane temel sebebi var diyebiliriz. Birincisi TOG'un bu yönde aldığı bilinçli karar. 2. Risk. 3. de üretim ve rekabet. Biz bu soruyu doğrudan geçtiğimiz yıl TOG'un fabrikasına gidince CEO Gürcan Karakaş'a da sorup yanıtını aldık birinci ağızdan. Hatta sizden gelen soruları da derledik. Orada aldığımız cevaplara göre 200'den fazlasını da yanıtladık. O videoya da kartlardan ulaşabilirsiniz dostlar. C segmenti araçların daha ucuz olan A ve B segmentinden arabalarla değil de daha çok bizimle ilgisi olan bir farkı var. Nasıl yani işte bizimle ilgisi olan bir fark olabilir diyebilirsiniz. Hemen açıklıyorum. Biz kimiz abi? Tüketici, müşteri, sürücü, adına ne derseniz deyin. O parayı verip arabayı alacak insanlarız sonuçta. Peki ortada böyle bir alışveriş varsa neye göre karar veriyoruz? Bir noktaya kadar bütçemize, ihtiyaçlarımıza ve zevklerimize göre karar verebiliyoruz. Ama ne kadar reddedersek edelim, firmaların uyguladığı pazarlama taktikleri de bu kararlarımızda çok etkili. Hatta sırf bu yüzden Mercedes elektrikli otomobillerine sahte motor sesleri çıksın diye uğraşıyor ki o sesi isteyen müşterileri elinden kaçırmasın. Belki bilenleriniz vardır. Pazarlama dünyası hepimizi tıpkı arabalarda olduğu gibi farklı kitlelere, daha doğrusu gruplara ayırıyor ve bunlara sosyoekonomik gruplar deniyor. A, B, C1, C2, D ve E diye sıralanıyoruz. Trajikomik bir durum ama gerçek. Gelirimize, cebimizdeki paraya, hesabımızdaki paraya göre, alım gücümüze göre bu grupların içerisinde yer alıyoruz hepimiz. Ancak otomobillerde olduğu gibi alfabede ilerledikçe özelliklerimiz, yani daha doğrusu paramız artmıyor, azalıyor. Yani A grubundaki insanlar en zenginler, E grubundaki insanlar da en düşük gelirli insanlar oluyor. Peki herhangi bir şirket ne ister? Büyümek ve bu yolla kar elde etmek ister. Çıkardığı ürünler satılsın ister. Garanti ya, satacak işte TOG. Ucuz çıkarsa almayan kalmaz diyebilirsiniz ama burada başka bir problem var. Üretim kapasitesi. Birazdan ona da değineceğim. TOG A ya da B sınıfı ucuz bir araba çıksa borca harca girer, eşten dosttan bulur, bir şekilde alırım diyebilirsiniz. Ama o iş öyle değil işte. C segmentindeki bir arabanın ilk hedefi böyle alışverişleri kenardaki
arkadaki köşedeki parasından şak kadanak yapabilecek, borç yapsa bile kısa sürede ödemekte zorlanmayacak kişiler oluyor. Ayrıca bu arabaları alabilecek insan sayısı nüfusun çok küçük bir yoğunluğunu oluşturuyor. Mesela 1000 kişiden yalnızca sadece bir tanesi sıfır araba alabiliyor Türkiye'de. Ancak yurt dışında bu işin rengi biraz farklı. C segmentinin hedefini anladık. Peki ya TOGG'un asıl hedefi ne? Daha çok yurt dışında yaşayan insanlar. Çünkü motorunu, ilk model için geçerli olan tasarımını yurt dışından aldığınız yabancı firmalarla ortaklık kurduğunuz bir şirkette sadece Türkiye'deki insanlara araba satarak kâr elde edemez. Yani daha doğrusu büyüyemezsiniz. Yurt dışında yaşayan insanlar da Türkiye'de TOGG bekleyenler gibi böyle o araba için yanıp tutuşmadığına, işte böyle kendi ülkesinin markasına ya da köklü otomobil firmalarına öncelik verdiğine göre bu da pazarlama maliyeti demek. Mesela Almanya'da yaşayan Hans kardeşim araba alma kararını arabayla hiç ilgisi bile olmayan bir sebeple değiştirebiliyor. Ha diyor mesela bunda ses sistemi için ekstra para vermem lazım ama bu arabada aynı fiyatlı olmasına rağmen dahili geliyor diyor. Çünkü daha rahat, çok daha lüks araba alabiliyor o. Bizim beklediğimiz A ve B segmentinin yüzüne bile bakmıyor bazen. Mercedes, BMW, Volvo, Audi, Volkswagen, BYD ile TOGG arasında karar verebilecek bir lükse sahip. Peki sizce TOGG bu markalarla rekabete girebilir ve Hans'ın tercihi olabilir mi? Ha şu da akıllara gelebilir. Volkswagen ilk kurulduğunda ilk arabaları ucuzdu, halka hitap ediyordu. Evet öyleydi ama bu arabalar çıktığında otomobil sanayisinde marka sayısı bir elin parmağını bile geçmiyordu. Mesela Ford dediğimiz şirket neredeyse daha Amerika'nın dışına bile çıkmamıştı. Yani devir değişti. Öyle bir değişti ki artık 90'ların sonundaki gibi gazete kuponlarıyla araba vermek de imkansız hale geldi. Çünkü artık arabalar sadece motor, tekerlek ve direksiyondan, şaseden falan oluşmuyor. Hareket halindeyken hem çok gelişmiş bir bilgisayar hem de bir robot gibi çalışmak zorundalar. Şimdi gelelim bu üretim kapasitesi riskine. Diyelim ki bir kalem üreteceksiniz. Ancak milyonlarca üretmeniz lazım ki birim başına maliyetiniz düşsün. Peki ya ürettiğiniz kalem hiç sevilmedi ve planladığınız kadar satmadı? Ne yapacaksınız? Kalemleri çöpe atmanız. Hadi onu geçtim. Tüm fabrikayı alaşağı etmeniz gerek. Yani zararınız sadece satamadığınız ürünlerin masrafı değil, koca bir fabrika da var ortada. Ayrıca milyonlarca kalemi üretecek bir fabrikayı kurmak ayrı bir mesele. Bu kararı verip hemen sabahına milyon kalem üretecek fabrika kurmak imkansız. Bunun için de firmalar, özellikle araba üreten şirketler, şak diye sabahına 100 bin araç üretecek tesislere sahip olamıyorlar. Bu sorunu çözmek için bir noktadan başlayıp üretimde kademeli artış yoluna gidiyorlar. Peki ne demek bu kademeli artış? Dünyanın en değerli otomobil firması Tesla'yı ele alalım. 2019'da Çin'in Şangay kentinde kurduğu devasa fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 750 bin adet. Ancak şirket yılda 500 bin üretim hedefi koydu. İlk 500 bin aracın üretilmesi ise 1 yıldan uzun sürdü. Ama şu anda yılda 1 milyondan fazla araç üretebilme kapasitesine ulaştı. Tesla'ya kıyasla böyle daha küçük, yeni bir şirket olan TOGG da benzer bir iş modeli daha düşük üretim adetlerini yakalamak için uyguluyor. Şu anda Gemlik'teki tek TOGG fabrikasının yıllık üretim kapasitesi maksimum 175 bin ama kademeli artış sebebiyle bir yılda 20 bine yakın teslimat yapıldı. Ve bu sayının daha da artması bekleniyor. Yani umarım TOGG belirttiği hedeflere ulaşır ve açıkladığı gibi 2025 yılında daha ucuz fiyatlı gerçekten bir halk otomobili üretebilir. Peki sizce TOGG yurt dışına rekabet edebilir mi? Etse bile o uygun fiyatlı modeli erken bir vakitte görebilir miyiz? Yani bu konuda yorumlarınıza gerçekten çok merak ediyorum. Ve videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.